Ferdi baş odayla konuk ekip Turgut Spor öne geçti. Ardından sahneye Cihan ve Hüsamettin çıktı. Jeneriklik 3 gol bu haftanın golleri Atatürk Stadyumu'ndan geldi. Büyük bir ihtimalle bunları ilerleyen günlerde Mavi Karadeniz'den bazı televizyonlar isteyecek ve tabii ki birçok spor programında da kullanabilecekler. 3 tane mükemmel gol. Ve şu anda hakem de çıkıyor. Kalecinin eline çarpmış. Ben direkt gol oldu zannetmiştim. Kalecinin eline çarparak gol olmuş. Burada güzel bir voley. Evet. Mükemmel bir voley. Tabii ki zemin bu kez Giresunspor'un işine yaradı. Orada bir kayma söz konusu ama vuruş süper. Hüsamettin'in de hakkını verelim. Bir kez daha izliyorsunuz. Hüsamettin'in golden sonra atlamasını izleyin isterseniz şurada. Golden sonra. Hani şuraya bakarsan aman bir iyi ki bir tarafını kırmadı burada yani. Evet. Yani evet arkadaşlar maç başlıyor tekrar isterseniz. Bu da Turgut Spor'un attığı ilk gol ayağının dışıyla. Orada eşlik müdahalede bulmak istedi ama Giresun, olmadı. Giresun Atatürk Stadında sağanak yağmur başladı. Kameraman arkadaşları da sağ içerisindeki arkadaşları da eğer teknikteki arkadaşlar gösterirlerse bu yağmurun altında çalışıyorlar. Yağmurluklarla bu maçı sizlere aktarıyor arkadaşlarımız. Gerçekten şu anda Giresun merkeze güzel yağmur yağıyor. Yani hani böyle tabiri caizse evet arkadaşlarımız şu anda gösteriyorlar yağmurlukla. Gerçekten şu anda Giresun'a sağanak yağmur yağıyor. Sayın Kuş şunu söyleyelim. Biz kapalı alandayız. Evet. Ama kameraman kardeşlerim şu anda sizler için, Giresun Spor için, Turgutlu Spor için en iyi görüntüyü yakalamaya çalışıyorlar. Kendilerine arada, yürekten, kalpten teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, bu arada kale arkasında tabii taraftar olmamasının sebebi de aşırı yoğun sağanak yağışa ben bağlıyorum. Çünkü çok fazla yağmur yağıyor. Hani normalin üstünde bir yağış var. O yüzden daha çok seyirciler kapalı alanlara geldiler. Yani Giresun Atatürk Stadı. Seninle birçok deplasmana gittik. Birçok maça gittik seninle beraber. Giresun Atatürk Stadı gerçekten futbol oynama açısından, seyir açısından, teknik açıdan çok üst düzey bir stat. Hem ışıklandırması olan, gerçi Çankırı Spor maçından başka bir gece maçı oynamadık Mavi Karadeniz TV'de ama geçtiğimiz sene bir Ünye maçı, ardından Çankırı karşılaşması gece maçı olarak unutulmayacak, hafızalara kazınan maçlardı. Sayın Kuş'un dediğine ben de katılıyorum. Birçok stada gittim, birçok stadda karşılaşmaları anlattım ama burası gerçekten de farklı, hem basın mensupları açısından hem bizim anlattığımız yer açısından çok farklı. Ve ikinci devreye Giresunspor başlayacak. Şu anda bir ısınma söz konusu ama ekranlara da tabii ki yansıyor. Filede bir problem var. Turgutluspor kalecisi Süleyman orada. Görevliler de hemen gittiler. Fileler tabii ki kontrol edildi ve sorun çözülünce de sevgili izleyenler karşılaşmanın ikinci devresi başlayacak. Giresunspor bugünkü karşılaşmaya çıkana kadar 43 gol bırakmıştı rakip filelere 27 karşılaşmada. Bugün de 2 gol kaydetti. 45 gol oldu. En fazla gol atan takım Çotanaklar. Ve onu da Hatayspor takip ediyordu. Hatayspor da şu anda 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. 42 gole ulaştı. Ve her şey hazır ikinci devre için. Problem de çözüldü Atatürk Stadyumunda. İkinci devreye Samet ve Ergün'le Giresunspor başlayacak. İki takıma da başarı dileklerimizi bir kez daha gönderiyoruz. İlk devrenin skorunu verelim. Giresunspor 2, Turgutluspor 1. Hakem düdüğünü çalıyor Emre Altun. İkinci devre başladı. Çağrı. Cihan'la topu buluşturmak istedi. Selçuk. Özkan Selçuk. Hüsamettin. Samet. Rakibin üzerine doğru gitti. Özkan aldı. Çağrı. Özgür.
Hiç hareketlenmedi. Eğer hareketlenmiş olsaydı Samet yardımcı hakem bayrağını kaldıracaktı. En direkt vuruşta Turgut Spor'un olacaktı. Süleyman Küçük degajını kullanıyor Turgut Spor'da. Uzun bir degaj. Özgür. Çağrı Ergün. Cihan. Samet. Faul bekledi. Düdük geldi. Serbest vuruş kullanacak. Karşılaşmanın ikinci devresinde ilk dakika geride kaldı. 46. dakikadayız. Evet, bu arada ikinci yarıya Gazi Osman Paşa golle başladı. Kartal Spor 1, Gazi Osman Paşa 1. Cihan. Selim geldi. Sadullah. Gökhan. Hızlı, hareketli bir oyuncu. Ferdi. Oyununu bozan Cihan. Çağrı, kaleci Eray. Yani Giresunspor sanki ilk yarı yaşananlardan çok fazla bir ders çıkarmamış gibi. Daha 46. dakikada yine aynı kontratağı yedi, dikkat edersen. Aynı kontratağı yaşadı. Şevket. İbrahim. Taç atışı Giresunspor'un. Evet, bu arada Tokat Spor 0, Kırklareli 1. Ergün. Hasan, Şevket, takım kaptanı Turgutlu Spor'da Şevket, Selim, hızlı bir top taca çıkıyor. Cihan hareketlendi, meşin yuvarlağı almak için ama çok hızlı bir toptu. Oğuz, Ferdi Çağrı, faul, serbest vuruş Giresun Spor'un. Çağrı yerde kaldı. Özgür. Evet, kontra atak. Turgut Spor'un kontra atağına çözüm bulması lazım Giresun Spor'un. Fırat. Yani devre arasında kimle görüştüysek aynı şeyi söylediler devre arasında. Özgür. Serbest vuruşu kullandı. Ergün indirdi. Samet ceza sahası içinde. Samet. Çağrı. Eşref. Özkan, İbrahim, Özcan daha Selim, Selim daha tecrübeli orada, Özgür, Ferdi kafayı vurdu, Sadullah, Barış'ın yerine ilk devrede oyuna dahil olan isimdi Sadullah, İbrahim, Gökhan, bakalım nasıl karar çıkacak? Yardımcı hakem de bayrağını kaldırdı. Taç atışı Giresunspor'un ev sahibinin. Hasan. Orta alanda Çağrı. Yani. Sola döndü Hüsamettin. Ergün. Berkan. İşte yine aynı, yine aynı pozisyon. Hızlı gelişen Turgut'la atağı, Gökhan, atış Giresunspor'un. Pardon diyor, bir hata yaptın diyor Emre Altun. Turgut Spor kullanacak taç atışını. Sadullah. Şevket. Sadullah, Selçuk, solda Selçuk, Sadullah geldi yanına, Ferit, serbest vuruş Turgutlu Spor'un. Turgutlu Spor'un hücum mantığında ikinci yarı hiçbir değişiklik yok, aynı ilk yarıda olduğu gibi. Orta sahada çoğalıyorlar ve hızlı çıkıyorlar. Sadullah. Özcan, Selçuk, Hüsamettin, Cihan, top dışarı çıktı. Hayır, oyunda, oyun devam ediyor.
Şevket Güngör. Oğuz. İbrahim. Hasan Güler yüz. Samet Kartal. Taç atışı Turgutlu Spor'un. Ve 5 dakikada geride kaldı. İkinci devrede. Oğuz. Selim. Kaleci Eray Çalışkan. İleride Samet Ergün, Cihan, Berkan da top bekliyor. Ergün, Oğuz, Berkan, Eşref. İlginç bir an. Yerde müdahale. Ortasını da yaptı Berkan. Arka direkte Ergün var. Berkan düştü ama orada tabii ki sevgili izleyenler hareketini de yaptı. Tribünlerden de alkışı aldı Berkan. Daha sonrasında da ceza sahası içine ortasını gerçekleştirdi. Sadullah. Cihan. Hüsamettin. Selçuk topu taça gönderen isim Turgutlu Spor'da. Hüsamettin, Ergün, faul, serbest vuruş Turgutlu Spor'un. Orada Sadullah yüzünü tutmuştu. Önemli bir şey yok. Kırmızı beyazlı ekibin futbolcusunun. Şevket, Oğuz Mataracı, Gökhan, İbrahim, Şevket, Sadullah, kaptan Şevket Güngör, Özgür, Ferdi, Selim, yatarak bir müdahale Selim'den, Oğuz, Çağrı, Giresunspor çıkacak, Berkan'la, Berkan, Çağrı, Hasan Güler yüz. Gelişi güzel bir vuruş. Turgut Sporlu oyuncularda kaldı. Şevket. Kartal Spor, Gazi Osman Paşa önünde 2-1 öne geçtim. Özkan. İbrahim Hırçın. İbrahim. İbrahim'den Oğuz. Adeta ikiz oyuncular. Görüntüye baktığımızda İbrahim ve Oğuz. El diyor. Serbest vuruş Turgutlu Spor'un. Turgutlu Spor gol için yükleniyor. Giresun evet. Spor bu dakikalarda oyundan düştü. Bakalım Mehmet Birinci oyuncu değişikliğine ne zaman gidecek? Oğuz. Selçuk. Baştürk. Yani şu orada anda o topu alamazdı. Fırat, Giresun Spor'un orta sahada mutlaka bir şeyler yapması lazım. Orta saha hakimiyetini bir defa ele alması lazım. Dikkat edersen her pozisyonda Turgutlu Sporlu oyuncular orta alanda rahat rahat top çeviriyorlar. Bunu engellemesi lazım Giresun Spor'un. Hüsamettin. Özkan toptaca çıkıyor. Giresun Spor rahatlamak istiyor. Üçüncü golü bulmak. Turgutlu Spor'un da amacı ikinci golü bulmak. Beraberliği yakalamak. Özkan. Özgür. Hüsamettin dokundu. Topa yükseklik kazandıran Özkan oldu. Kafayı Çağrı vurdu. Top Ergün. Ergün. Ergün'den İbrahim. İki hızlı oyuncu. İbrahim ve Berkan. Özcan da top dışarı çıkıyor. Kale vuruşu Giresunspor'un. Out atışını Giresunspor'da Eray Çalışkan kullanacak sevgili izleyenler. 3 gol var. 3 gol de ilk devrede geldi karşılaşmada.
Eray Çalışkan. Giresunspor'u seven, Giresunspor'a gönül vermiş olan taraftarlar da takımlarını ateşlemeye çalışıyorlar bu dakikalarda. Gökhan. Çağrı. Bir ara pası Şevket. Ondan da pas hatası Eşref. Solda Hüsamettin. Cihan bindirme yapıyor. Cihan offside. Yani orada offside olduğunu bile bile önü de boş. Yani illa pas vermek de zorunda değilsin. Yani girmişsin zaten. Selçuk. Özcan. Özkan serbest. Şevket. Sadullah. Hasan'dan Samet. Hasan. Eşref. Berkan. Ceza sahası içine doldurdu. Orada Sadullah, Şevket ikilisi var. Şevket de topu Gökhan Sazdağ ile buluşturmak istedi. Top dışarı çıktı. Taç atışı Giresunspor'un. Hasan. Kafayı vuran İbrahim. Bir atış daha. Giresunspor'da yedeklerde Tuncay, Rıdvan, Sefa, Adnan, Emre, Onur ve Ali Aydın'ı görüyoruz. Hasan. Taç atışı Turgut Spor'un İbrahim. Özkan. Ferdi, Turgut Spor'un golünü kaydeden isim Selim'den çağrı. Hasan. Rakibini ekarte etti. Samet ceza sahasına yaptı ortasını. Oğuz orada geldi. Topu İbrahim'le buluşturdu. Hatay 1-1 oldu Fırat. Hatay'dan gol sesi geldi. Golü atan Konya Anadolu Selçuklu. Hatay 1, Anadolu Selçuklu 1. Evet, goller arda arda gelmeye başladı. Kartal 2-1 öne geçti demiştik. Gazi Osman Paşa önünde. Hatay 1-1 kendi evinde. Hatay'ın zaten yani uzunca bir süredir bir form problemi var. Sürekli kendi evinde, içeride ve dışarıda. Ergün. Selçuk Baştürk. Ferit. Çağrı. Eşref. Çağrı. Defansta Özgür. Çağrı. İşte Giresun bunu yapması lazım. Hüsamettin. Cihan. Çağrı. Top çeviriyor Giresun sporlu oyuncular. Çağrı'dan kaleci Eray'a. Selim. Bir baskı var. Eşref. Sadı Hasan. Ergün. Berkan Hasan. Yine bir hata defanstan. Hızlı çıkmaya çalışıyor Turgut Spor. Gökhan. Orada ceza sahasının dışından bir vuruş. Ferit Erişçi. Kötü bir vuruş evet, Ferit'ten. Hasan'a isyan ediyor yardımcı hoca da. Oradan yerinden fırladı. Suat Tekelioğlu. Çok kızdı bu pozisyonda. Bir oyuncu... oyuncu değişikliğine gidecek Giresunspor. Ve 3'te 2'lik bölümde geride kalıyor. Giresunspor 2, Turgutspor 1, Hatayspor 1, Konya Anadolu Selçuklu 1. Samet. O saat yok, oyun devam ediyor. Cihan kaleci Süleyman. Yani bu da şanssızlık. İbrahim. Özcan. Özcan Oğuz. Rıdvan. Giresunspor'da oyuna girecek isim. Kim çıkacak? Az sonra onu da göreceğiz. Berkan. Samet. Berkan.
girdi, vuruşunu yaptı. Kaleci Süleyman Küçük gole izin vermedi, dakika 60. Samet, ardından Berkan. Vuruş, Süleyman Küçük üçüncü gole izin vermiyor kalesinde. Korner kullanacak Cihan'la Giresunspor. Rıdvan kenarda, oyuna dahil olacak. Cihan. Arka direğe. Özgür'den önce Özkan serbest. Samet'in taç atışını kullanacak. Hakem daha hızlı olmasını istedi ve oyuncu değişikliği de yapılacak karşılaşmada. Eşref kenara gelecek. Giresunspor'da Eşref Koçak. Onun yerine Rıdvan Sağlam dakikalar 61'i gösterirken oyuna giriyor. Emre Altun geldi. Eşref Koçak'ı da uyardı. Daha hızlı olmasını istiyor. Rıdvan tekrar formasına kavuşuyor. 30 dakika boyunca görev yapacak Giresunspor'da. Hüsamettin. Ergün Hüsamettin çağrı. Cihan. Hüsamettin. Top çıktı. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Out. Karşılaşmanın hakemi Emre Altun pozisyonuna çok yakındı. Tribünlerden bir tepki geldi kendisine. O da avantaja bıraktı pozisyonu. Süleyman Küçük. Çağrı. Cihan. Ama daha öncesinde faul. Daha öncesinde Cihan. Cihan yerdeydi. Faulü vermedi. Şevket. De, hayır, faulü vermedi ama sarı kart verdi. Sarı kart verdi. Evet. Serbest duruş kullanacak Giresunspor. Evet, evet, evet. Doğru karar çünkü dikkat edersen pası verirken zor verdi. Arkadan bir çekme vardı. Hakemin de göz önündeydi. Pozisyonda olumsuz sonuçlanınca hem faulü hem sarı kartı verdi. Rıdvan'ın bir itirazı var. Cihan. Cihan açıldı. Oradan acaba kaleyi mi tercih edecek? Bakalım. Çok uzak. Basın mensupları da yok artık diyor ama o oradan vurur. O oradan vurur. Vurdu. Top dışarıda sevgili izleyenler. Doğrusunu da yapıyor. Ceza sahasına yapılan ortaları da gördük bu karşılaşmaya kadar. Cihan bunları yapıyor. 5'te 2 isabet tuttursa yetiyor zaten. Biri ama, gol oluyor. Ama Mehmet Hoca da hadi oradan dedi yani. Hadi oradan. Deneyecek. Futbolcu şansını deneyecek. Özkan. Top dışarıda. Taç atışı Giresunspor'un. Hüsamettin'den Özgür. Berkan ve İbrahim. İbrahim dokundu. Atış Giresunspor'un. İlk oyuncu değişikliğini Mehmet Birinci dakikalar 61'i gösterirken yaptı. Eşref'i kenara aldı. Rıdvan oyunda. Berkan. Top geçti, kendisi geçemedi. Faul. Serbest vuruş Giresunspor'un. Yine Cihan koşar adımlarla oraya geliyor. O bölgeden Giresunspor serbest vuruş kullanacak. Fırat birkaç dakikadır, bir 10 dakikadır o Turgut Spor'un baskın orta sahadan hızlı çıkışını Mehmet Hoca biraz engelledi gibi. Top çizgileri aştı. Dışarı çıktı. Taç atışı Giresunspor'un. Deplasmanda Turgut Spor'un 5 galibiyeti var. 4 beraberliği, 4 mağlubiyeti bulunuyor. 22 gol kaydetmişti. Bugün 23. golünü attı Giresunspor'a. Ergün.
Turgut Spor kullanacak Selçuk. Ferdi geldi. Özgür. Turgut Spor iki oyuncu birden değiştirecek. Tayfun ve Hüseyin girecek oyuna. Tayfun da Giresunspor'da futbol oynamış bir oyuncu. Tayfun Özkan. Hasan Cihan. Erkan. Hasan. Hasan. Selim. İşte orada Özgür var. Özgür. Suat Hoca. Mehmet Birinci çıldırıyor bu dakikalarda. Dakikalar 66'yı gösterirken Hasan, Mehmet Birinci de Suat Hoca'ya yerine geç dedi. Evet, Turgutlu artık yorulan forveti biraz daha yenilemek için iki oyuncu birden değiştiriyor. Az önce söyledim, son 10 dakikadır Turgutlu'nun o ilk yarı ve ikinci yarının başında yakaladığı etkili kontra atak futbolu biraz yavaşlamıştı. Hüseyin ve Tayfun girdi. Herhalde buna, taze güç olarak Turgutlu Spor'da. Buna bir çözüm aramak için. Hüseyin, İbrahim, Selim, Şevket, Sadullah'a bıraktı. Samet, 2-2, 3-3 oldu Samet. Samet, Ergün ne yapıyorsun diyor orada kaptan Ergün. Arkadaşına da kızdı, fırçasını da atıyor. Sadullah, Ferdi, Gökhan, kaleci Eray Çalışkan. Bomboş pozisyonda iki oyuncu var. Samet. Veremedi. Samet topu seviyor. Yani Giresunspor'un taşıyıcı oyuncularından bir tanesi ama bugün biraz da şanssız bir günün dikkat edersen. Hendrik Uruş Giresunspor'un. Eray. Cihan. Ve topa hareketlenen Selçuk. Hiç kimseye çarpmıyor. Top dışarı çıkıyor. Out. Kale vuruşu Turgutluspor'dan. Süleyman Küçük kullandı. Az önce oyuna dahil olan Hüseyin. Ama çizgileri aşması gerekiyor. Evet. Ceza sahası dışına çıkması gerekiyor ki oyun devam etsin, oyun başlasın. Bir kez daha başlayacak. Süleyman. Üçüncü gole çok yaklaşmıştı Giresunspor ama orada Samet Ergün'le oynamadı. Samettin. Ergün. İki oyuncunun baskısı. Kaptan yerde. Faul. Pendik. Turgut Spor 0-0. İnegöl. Turgutlu 2-1. Turgut Spor'un deplasmanda oynadığı karşılaşmalar. Konya'yla berabere kaldı. Yeni Malatya'yı Malatya'da 2-1 yendi. Kartal Spor'a yenildi 2-0. Sarıyer'le 1-1 berabere kaldı. Tokat Spor 2-0 yendi. Kırklareli Spor'la 1-1 berabere kalıyor. Tarsus'a 1-0 yeniliyor. Gaziosman Paşa'yı yendi Turgutlu. Dardanel'i yendi. Hatay Spor'a yenildi. Ve Çankırı Spor'u 1-0 yendi. Deplasmanda tehlikeli bir takım. Rıdvan. Sadullah. Ferdi. Çağrı. Orta sahada çok çalışan, koşan, pres yapan, basan bir oyuncu Çağrı. Bugün de şu dakikaya kadar verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Selçuk, Rıdvan, Cihan, Özgür, Özkan serbest, Selçuk, Sadullah, Kaptan Şevket, Hüseyin, Şevket, Hüseyin, Selim, Rıdvan Özgür, Ergün kafayla indirdi Cihan, Cihan'dan önce Selçuk ve yani topu taça bırakan Özkan. Fırat, bir de şu kontrol atakları, şu pozisyonları yapabilsek var ya, yani 3-5 puan öndeydik, ligin öndeydik şu anda.
Yani bence Türkiye'de herhalde bu kontratak futbolunun en kötü oynayan takımlardan biriyiz. Yani o kadar güzel pozisyonlar yakalıyoruz ki. Hasan. Hasan yerde serbest duruş. Diğer karşılaşmalarda skorlara bir göz atacağız. Şu bakalım anda şu anda bir değişiklik diğer yok. Diğer stadyumlarda neler var? Gol sesi var mı? Sayın Kuş, gol yok evet, diyor diğer karşılaşmalarda. Yani goller geldikçe vereceğim. Tabii en önemlisi şu anda Hatay 1. 1-1 Hatay Selçuklu maçı. Dolayısıyla bu maç çok önemli. Bu maçı özellikle takip ediyoruz. Cihan bıraktı. Bu kez Rıdvan kullanıyor. Ceza sahası içi. Orada Ergün'ün vuruşu, kaleci Süleyman. Süleyman da çıkmamıştı. Hasan. Sadullah. Tayfun Arapası. Kaleci Eray Çalışkan yatarak aldı topu, bloke etti. Hemen oyuna soktu. Hüsamettin. Cihan Çağrı. Az önce oyuna dahil olmuştu. Tayfun Özkan. Çağrı. Samet. Çağrı. Solda Cihan. Kademede Selim var. Selim. Sağda Hasan. Ergün indirdi. Rıdvan. Özgür. Tayfun Özkan yerde kalıyor. Sağlık görevlilerini hemen davet etti karşılaşmanın hakemi Emre Altun. İki oyuncu. Evet, kalçasıyla topa müdahale etti ama bir Turgut Sporlu oyuncunun dizi geldi herhalde. Giresun Spor'da da Özgür Yılmaz evet, yerde yatan oyuncu. İki oyuncu da sakatlık geçiriyorlar. Umarız iki oyuncu açısından da ciddi bir problem yoktur. Bu ara hava da gitgide kararmaya başladı Giresun'da. Zaten yani az önceki sağanak, yoğun bir sağanak olmasa da yağmurlu bir hava var. Ama dediğim gibi gitgide kararan bir hava var. 75'e doğru artık yavaş yavaş ilerliyoruz sevgili Fırat. İki oyuncu değişikliği yaptılar. Oyuncu değişikliklerinin ardından dikkat edersen bu iki oyuncu değişikliği hemen Turgut Spor'un oyununu etkiledi. Ve yine o ilk yarı ve ikinci yarı yakaladıkları performansı biraz yakaladılar gibi. Bunun da herhalde seyirciler bunun farkına vardılar. Biraz takımı itmeleri lazım. Daha çok uzun bir süre var. Futbol açısından çok uzun. 20 dakika var. Tabii uzatmalar da işin içinde sevgili izleyenler. Giresunspor 2-1 önde. Bu arada Özgür seke seke kenara geliyor. Giresunspor'un önemli oyuncularından bir tanesi, ilk 11'in değişmez isimlerinden bir tanesi. Şu anda kenarda. Fırat bu arada Kartal 2-1 önde dedim. Hatay 1-1 berabere devam ediyor. Malatya 2 oldu. 2-0 öne geçti. Tokat Kırklareli maçı 1-1 oldu. Malatya'da tehlike oluşturmaya başladı. Evet, Giresunspor teknik direktör değişikliğine gittiler. Evet. Etkisini gösterdi Malatya'da teknik direktör değişikliği. Hüseyin kullandı taç atışını, Hasan. Oğuz. Tayfun. Selçuk. Yatarak bir vuruş. İbrahim. Oğuz. Ferdi. Samettin'e çarptı, ceza sahası içi. Eray çıktı. Tek yumruk. Bir oyuncu daha yerde Giresunspor'da, ceza sahası içinde. Eray topu dışarı bıraktı. Yine tehlikeli geldi Turgutlu Spor. Dakikalar 75'i gösterirken sevgili izleyenler. Evet, Çankırı için artık zor anlar diyelim. Çankırı Spor 2-0 kendi sahasında. İnegöl karşısında 2-0 yenik durumda. Artık Çankırı geçen hafta aldığı galibiyette biraz rahatlamıştı. Belki hani kurtarabilir miyim havasına girmişti ama şu anda kendi evinde İnegöl Spor önünde 2-0 geride.
İnegöl da karşılaşmayı kazanırsa 44 yapıyor ve playoff iddiasını devam ettirecek. Giresunspor'la da karşılaşması var İnegöl'ün. Giresun Atatürk Stadyumunda. Fırat, Malatya 2-1 oldu bu arada. Dardanel golü buldu. 2-1. Dardanel de ligde tutunmak adına en azından Malatya'dan bir puanla dönmek istiyor. Evet, ama anda... Malatya Spor da şampiyonluk adına Fırat, mücadele veriyor ve 3 puan istiyor. Az önce söylediğim o siyah bulutlar yağmurlarını dökmeye başladılar. Giresun'da sağanak yağış başladı. Evet, sağanak diyorum. Hani meteorolojide şöyle bardaktan boşalırcasına kelimesi var ya, öyle yağmur yağıyor. Bu yağmur, işte bu sağanak yağmur her iki takım açısından da risk oluşturuyor. Gökyüzü... Yine telefonlar çıktı ve evet, o görüntüler oluşmaya başladı Giresun Atatürk Stadyumunda. Sadullah, Oğuz, Berkan geldi, rakibini bozdu. Çağrı, hemen yanında Hasan, onunla oynadı. Berkan, faul bekledi Berkan ve Giresunspor teknik heyeti, ama oyun devam ediyor. Aslında hava iyiden iyiye karardı bence. Işıkların, işte görüyorsunuz sevgili izleyenler, mükemmel bir görüntü. Evet. Işıkların yanması lazım Fırat. Ben yani o kadar düştü ki. Şevket, Sadullah, Özgür bıraktı, kaleci Eray. Dakika 77, Giresunspor 2, Turgutluspor 1. Eray Çalışkan. Samet. Ergün. Yani, o da başlardan şansını deniyor Ağuz. Şimdi söyleyecektim, rüzgar aslında Giresunspor'dan yana. Yani Turgutluspor kalesine öyle sert bir rüzgar esiyor ki. Şutu çok denemedi Giresun şu ana kadar. Bunu yapması gerekiyor. İbrahim. Selim. İki oyuncu anlaşamadı orada. Gökhan Oğuz. Gökhan. Oğuz. Hüseyin. Kaptanı Şevket oynadı. Samet. Müdahale. Taşıtıklar kullandı. Oğuz. Samet'in çok hızlı bir yanı bu arada. Yani top tuttuğu sahasına düştü. Altında bulunuyor. Hem gidiyor, korneri kullanan Turgutluspor'da. Bir oyuncu ikinciyi daha yapacak Giresunspor. Sabah Akın girecek. İbrahim. Korner kullanıldı. Mekrunuk Eray'dan. Oğuz'un vuruşu kötü bir vuruş. Takım adına, Giresunspor adına da iyi bir vuruş olsa gerek. Ve Samet kenara geliyor. Onun yerine sevgili izleyenler, Sipa girecek. Evet, Giresunspor'un bence en iyi oyuncularından bir tanesi. Giresunspor'u haftalardır sırtlayan, yani bugün her ne kadar biraz formsuz da olsa Samet'i stadyum ayakta alkışlıyor. Giresunspor'un Turgutluspor'a şans da pek tutmuyor, onu da söyleyelim. Çotanaklar Manisa temsilcisiyle geçen sezon deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kaybederken bu maçın rövanşında da 2-1 mağlup olmuştu. 2 yenilgisi var Turgutluspor'a karşı. Hasan. Çok sert bir geçiyor. Süleyman, Şevket, Sadullah. Yani takımlar açısından bu yaramaklar işte de. Çağrı. Faul.
Gökhan Salsal'da ben bir şey yapmadım diyor ama karşılaşmanın hakemi de Emre Altun düdüğünü çaldı. Serbest vuruşu Giresunspor'a verdi. Yeşil beyaz atkılarda çıktı. Taraftarlar tribünleri yeşil beyaza yürüdüler ve ışıklar mı? Işıklar yandı. Atatürk Stadyumunda sevgili izleyenler, saatler 4'ü geçerken gece maçına döndük. Mavi Karadeniz için de ilginç bir an, onu hemen söyleyelim. Sayın Kuş'un içine doğmuş adeta. Bir maç gece maçı verebilmiştik dedi. İşte ikinci maç Sayın Kuş. Ama çok kararmıştı hava. Özgür. Selçuk. İbrahim. Tayfun. Tayfun bıraktı. İbrahim vurdu. Korner. Turgut Spor beraberlik için yükleniyor. Giresun Spor defansı izin vermedi. Daha dikkatli olması gerekiyor Giresun Spor'lu oyuncularının. İbrahim. Arka direkte hiçbir oyuncu yok ve top dışarı çıkıyor. Out. Dakika 82 sevgili evet. İzleyenler. Mehmet Hoca kenarda çıldırdı. Mehmet Hoca yine çıldırdı kenarda. Suat Hoca ile bir şeyler konuşuyorlar. Suat Hoca yani yine kenarda Mehmet birinci ve Suat Hoca çok agresifler kenarda. Tabii ki onlar da bu karşılaşmanın önemini çok ama çok iyi biliyorlar. Anlayacak bir 3 puan şampiyonluk açısından büyük önem taşıyor. Şevket. Hüseyin top taca çıktı. Selim bıraktı. Hasan kullanacak. Giresunspor'da Hasan Güler yüz. Hasan. Rıdvan. Şevket Oğuz. Tayfun. Kardi. Sadullah. Futbolcular için de çok zordu tabii ki. Özgür. Defansın bel kemiği Özgür. Topu orada taça bıraktı. Verdi. Sadullah. Verdi Gökhan. Tayfun. Oyun devam ediyor. Ergün. Hızlı atak Giresunspor için. Yatarak müdahale. Özkan serbest top korner çıkıyor. Tayfun'un kendini yere bıraktığını söyledi Emre Altun. Devam ettirdi. Dönüşü dedi Giresunspor. Gol pozisyonuna girdi ama orada Özkan serbest var. Rıdvan. Topun başında olan isim yeşil beyazlı ekiple. Rıdvan. Dışarıdan. Dışarıdan. Ergün yükseldi, kafayı vurdu ama daha öncesinde yardımcı hakemin bayrağı var. Topun dışarıdan geldiğini belirtti. Out. Evet, bu arada Göztepe de golü buldu. Gümüşhane 0, Göztepe 1. Sarıyer maçı 2-0 bitti bu arada. Onu da hemen size söyleyeyim tekrar. Oğuz. Evet, Pendik Spor 2-0 deplasmanda kazandı Sarıyer'i. Sarıyer'de 2-0 mağlup etti. Sadullah. Şevket. Ferdi. Gökhan. Selim'den Rıdvan. Çağrı. Ayağının dışıyla topu Berkan'a bıraktı. Berkan. Yardımcı hakem taç dedi. Orta hakem de buna uydu. Oğuz. Sadullah. Gökhan. Bir anlaşmazlık. Top Eray'a kadar geliyor. Evet, Mehmet Hoca'yı arkadaşlar gösterirlerse eğer
Mehmet Birinci yine ceketini çıkardı. Çok kızdı. Hoca'yı durdurmak imkansız Mehmet Hoca'yı. Şevket istemiyorum diyor, bu arada hasta olacak tabii, yani 4 derece. Gökhan orada geldi, masör arkadaşımız Erhan teknik direktörü uyardı bir sağlıkçı olarak, ama Mehmet Birinci ben şu anda istemiyorum dedi ceketimi. Selçuk, Sadullah. Son anlara yaklaşılırken tabii ki heyecan da artmış durumda. Giresun Atatürk Stadyumu'nda Giresunspor'un 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Hatay 1, Konya Anadolu Selçuklu 1. Liderlik el değiştirebilir karşılaşmalar böyle biterse. Faul, faul. Serbest vuruş Giresunspor'un. Artık çizgileri de geçti Birinci. Sahanın içinde, dördüncü hakem de geldi, kendisini uyardı. Maçları yaşayan bir isim. Teknik adam. Futbolcularına uyarıda bulunuyor. Son dakikalarda neler yapmaları gerektiğini söylüyor Birinci. Eray Çalışkan. Eray. Ergün. Orada hareketlenmedi. Cihan ve Rıdvan. Özkan. Özkan. Selçuk. Özkan'la oynadı. Oğuz. Ergün'ün bir iki adım Şevket atması lazım. Ergün. Çağrı. Bir kontra atak. Çağrı. Orada yatarak müdahale Sadullah. Yani benim bu kontra atak tespitim herhalde cuk diye oturuyor. Yani şunları gol yapması lazım Giresun'un. Oğuz Sadullah. İleride Özkan, Ferdi. Pas isteyen isimler. Sadullah'tan Oğuz. İbrahim Hasan. Hasan hiç riske girmedi. Topu taça bıraktı. Son 1,5 dakika, 90 dakikanın dolması için. Şevket. Oğuz. Gökhan. Taç atışı Turgutlu'nun. Diğer karşılaşmalarda da artık son dakikalar. Herkes ayakta Atatürk Stadyumunda. Televizyon başında bizi izleyenler de büyük heyecan yaşıyordur bu dakikalarda. Giresunspor 2-1 önde. Sadullah. Yani Oğuz. Hüseyin. Özgür. Oğuz. Şeyin. Selim Oğuz. Şeyinden Özkan. Oğuz. Larkan'ı geçti. Topu Ferdi ile buluşturdu. Çağrı. Oyun devam ediyor. Özgür. Sadullah. Orada gole izin vermeyen isim Eray oluyor. Sakatlanma pahasına gole izin vermedi. Tayfun'un vuruşu. Hatay bitti. Hatay 1-1 bitti. Hatay 1-1 sona eriyor karşılaşma. 90 dakikada sevgili izleyenler, Hatay'da skor. Hatay Spor 1, Konya Anadolu Selçuklu 1. Hatay 2 puan daha kaybetti.
Eray Çalışkan gerçekten de ne kadar çalışkan bir isim olduğunu bu karşılaşmada da bir kez daha gösterdi. Görev verildikten sonra kalesinde devleşti. Rakiplere gol veya golleri izin vermedi. Diğer arkadaşlarına güven verdi Eray. Tedavisi devam ediyor. Şimdi tabii hakem kaç dakika uzatacak, ben onu merak ediyorum. Uzatmaları gösterdim bilmiyorum. Biz o koşturmanın içerisinde. Ama şunu söyleyelim. 90 dakika normal süre Giresun Atatürk Stadyumu'nda sona erdi. Giresunspor 2, Turgutlu 1. Kartal 3 oldu. 3-1. Güzel bir haber geldi. Giresunspor'a gönül verenler için. Hatay 2 haftada 4 puan kaybetti. Eray Çalışkan. Giresunspor sevgili izleyenler lider olacak karşılaşma böyle biterse. O koltuğu tekrar geri alacak yeşil beyazlı ekip. Özgür topu taça bıraktı. Sadullah. Gökhan. Faul. Evet, maçların sonuçları geldikçe ben aktarmaya çalışacağım ama burada öyle bir heyecan var ki. Oyuncu değişikliği yapacak Mehmet Birinci. Artık dakikaya oynuyor. Emre oyuna girecek. Tabii sevgili izleyenler, zaman yeterse girebilirse kenarda Emre. Eray Çalışkan. Kaleci Süleyman. Oğuz. Şevket. Kaptan Ergün pres yapıyor. Şevket. Oğuz. İbrahim. Topu oyunda tutamıyor. Taç atışı. Giresunspor'un oyuncu değişikliği. Berkan Yıldırım kenarda. Emre oyunda. Özivgen. Hasan. Taç atışını kullanacak isim. Sarı kart görecek. Çağrı Ortakaya, Selim, Uğur ve Rıdvan sınırda olan isimlerdi. Uğur bugün kadroda yoktu. Selim, Çağrı ve Rıdvan şu dakikaya kadar sarı kart görmediler. Mehmet Birinci onları uyardı çünkü. Hüsamettin. Ergün. Emre hızlı davrandı orada. Kaleci Süleyman. Ve karşılaşma sona eriyor sevgili izleyenler. Giresunspor kazanıyor 2-1. Giresunspor devrettiği liderliği geri alıyor. Geri alıyor, evet. Bravo, harika, süpersiniz çocuklar. Karşılaşmada 1-0 evet. Yenik duruma düştü Giresunspor. Biri... Ve o karşılaşmayı bir kez daha çevirmeyi bildi. Evet. Şu anda tabii ki sevinç var Giresunsporlu oyuncularda. Tribünler onları istiyor. Tribünlere davet ediyor taraftarlar, Giresunsporlu oyuncuları. Giresunspor liderliğe yükseliyor. Evet. Hatay berabere kaldı. Geçen hafta Giresun'un yenilip Hatay'ın berabere kalması Giresun'u liderlikten etmişti. Bu hafta tam tersi. Giresunspor koltuğa oturdu. Evet, sezon sonuna kadar o koltuktan kalkmak istemiyoruz diyordu Giresunspor Başkanı Mustafa Bozba. Teknik direktör Mehmet Birinci ve futbolcular bugün verdikleri sözü tuttular. 3 puan istiyoruz, 3 puanı alacağız dediler. Sevgili izleyenler, maç öncesinde Sayın Kuş şunu söylemişti. Gazi Osman Paşa karşılaşması.